Ben istemiyorum abicim öyle çay. Bana kupayla getir, büyük bardakta hadi. Nasıl yani? İçemiyorum abicim öyle bardaklarda. Hemen bitiyor, ufacık şuna bak. Selami kardeş, erkek adam öyle entel bardaklarla çay içer mi? Yakışır mı adama? İçer içer, o içer. Hatta ütü bile yapar. Erkek adam cam bardakta çay içer. Oğlum, erkek adam çayın ne kadar demli olduğunu böyle gözüyle görür, öyle içer. Cam bardağa dokunur, ne kadar sıcak olduğunu anlar. Yani erkek adam yapar bunları. O kocaman bardakların içine hoşaf gibi çayı koyuyorlar, bu da içiyor. Siz karışmayın abicim ya, siz karışmayın. Ben zaten açık içiyorum. Allah Allah ya. Al işte light erkek. Ya Haluk abi, çok merak ettim. Hangi takımı tutuyor bu? Ben takım tutmam abicim. Gönül hoşlanmıyor öyle şeylerden. Oğlum, delikanlı adam takım tutar. Beşiktaş'ı tut, Galatasaray'ı tut, Fener'i tut, Trabzon'u tut, Diyarbakır'ı tut, Antep'i tut, Altay'ı tut ama tut be kardeşim. Bursa'yı tut. Ben tutmam abicim. Ben takım falan tutmam. Ben tutmam ya. Ben milli takımlıyım. Tamam. Light erkek kime deniyor diyordun? Light erkek takım tutmayan adama denir. Rengini belli et. Delikanlı ol. Light erkek. Beyler, Mary Hanım çok önemli bir açıklama yapmak istiyormuş. Yapsın. Gentlemen, it looks like we could not achieve our goals for this year. Bu seneki hedeflerimizi tutturamadık diyor. Tutturamayız tabii. Kriz var herhalde. Of course we can. There's crisis. We're not interested in the crisis. Kriz bizi ilgilendirmez diyor. Ne demek ilgilendirmiyor? İkide bir Irak'ı bombalamaya kalkan biz miyiz söyle? What do you mean? You are the ones who try to bomb Iraq all the time. That's a different issue, okay? We're not interested in politics either. Jeez. Bu ayrı bir konuymuş. Politika bizi ilgilendirmezmiş. İlgilendirir efendim. Bizim satışlarımızı düşüren şey politika. Yani diyor ki, bu seneki hedefleri tutturamayan çalışanlarla önümüzdeki sene çalışamayız. Ne demek şimdi bu? Yani bir hafta içinde hedeflere ulaşamazsak işinize son verilecekmiş. Abi bir dakika, bir dakika. Ben bir şey anlamadım. Nasıl yani? Biz... Go! Yeah, one week. Talimat Amerika'dan geldi diyor. Kendisi bir şey yapamıyormuş. Okay, done, good. All right, let's go. Ne yapacağız abicim ya? Adamlara bak ha. Hem kriz çıkarıyorlar, ondan sonra da satış hedefleri tutmadı diye bizi suçluyorlar. Hem suçlu hem Amerikalı. Baksana ne kadar eksiğimiz var. 5000 metrekare mal satsak yeter abiciğim. Bugün ayın kaçı? Yıl sonu geldi ya. 5000 metrekare izolasyon malzemesini kim neden alsın ki? Aslında büyük bir parti yakalasak var ya, yırtarız ha. Oğlum yapasana şunu. Ben gidiyorum uşaklar. Bol şanslar İsmail Bey. İnşallah Fişin TV'deki hatunlar gibidir. Sesi aynı onlara benzeydi ama. Bak görüyor musun milleti nasıl satıyor malını İsmail Bey'e? Yeter ki satıcı kadın olsun. Buldum. Ne buldun? Malı nasıl satacağımızı buldum. Nasıl? Sen demedin mi oğlum kadın olunca satıyor diye? Kadın mı olacağız? Hayır! Oğlum kadınlar erkeklere mal satabiliyorsa biz de kadınlara satabiliriz. Anlamadım. Oğlum cazip, yakışıklı bir erkeğin satış yapabileceği yer neresidir? Aklından bile geçirme abicim. Aklından bile geçirme. Hadi sağ ol ya. Ne olur aklından bile geçirme. Beni dinle. Bütün malı Neriman Hanım'ın şirketine satacağız. Ben oraya gidemem. Gidersin. Beni dinle. Selami. Senin cazibene ihtiyacımız var. Abicim sen daha cazibelisin. Ne olur sen de aslan gibi. Taş fırın erkeğisin sen. Sen git ne olursun ya. Ben gitmek istemiyorum. Beni dinle. Sen modern bir erkeksin. Sen yakışıklı bir erkeksin. Kadınların dilinden anlayan bir erkeksin. Senin gibi bir erkek yok daha. Ben bana baksana. Kadınlar bana niye baksın? Ama sana bakıyorlar. Kadınlar seni seviyorlar. Sen kadınları etkileyebiliyorsun Selami. Etkileyicisin sen. Etkileyiciyim değil mi? Hem de nasıl?
Çok iyi örnekler veriyorsun. Olmaz abicim, olmaz. O kadın da yalanırsan beni mahveder o kadın ya. Beni dinle, hiçbir şey olmaz. Giyinip süslenip gideceksin. Hazır gönül de burada yok, bu işi halledeceksin. Tamam mı? Tamam. Aa, tamam, malı sattık mı tamamdır. Ya almazsa? Alır. Şirketin bütün işlerine o bakıyor. Babası her şeyi ona devretmiş. Hey yavrum be, erkeğe bak be. Erkeğe bak be. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin fiziğin bende olsa var ya... Vay anasına, ne canlar yakardım. Uf, bakışa bak. Oğlum senin ses tonun bir kere etkileyici. Tabii abi. Hey yavrum be. Budur. Jöleyi de sürdük mü? Tamam abicim, tamam. Çok sürme, zaten dökülüyor ya. Tak bakayım aya. Bakayım. Vallahi Sinan Özen gibi oldun. Söyle bakayım şarkını. Senin ağzını yenim ben bu zamana kadar nerelerdeydin sen? Tamam güzel. Yüzünü ver. Neden abicim? Ver. Evliyim de demeyeceksin. Evliyim demeyecek miyim? Demeyeceksin tabii oğlum. Yani hedefi tutturana kadar. Anlıyor musun? Köprüyü geçene kadar. Gönül duyarsa var ya, öldürür beni, öldürür. Gönül burada mı? Gönül seyahatte. Yok. Gönül, bak, yok. Gönül, yok. Yok. Hatta yok. Gönül seyahatte. Allah'tan gönülün burada olmadığı zamana denk geldi ha. Oğlum bir akşam yemeğine çıktın mı tamamdır. Ya şöyle dön bakayım. Sorun. Şiir miyir de oku, tamam mı? Sen anlarsın o işlerden, ne bileyim. Ben anlamam. Light erkekliğin işe yarasın. Tamam hallederiz. Hadi. Allah'tan gönülün ortalarda yok. Yok değil mi Haluk? Yok abicim. Hem bu iş yemeği. Hadi seni göreyim. Hadi erkek. Tamam. Hadi yavrum seni göreyim. Seksi bak bakayım bir. Ey yavrum be. Hadi seni göreyim. Hadi seksi. Hadi seni göreyim. Yüzüğümü ver abicim, yüzüğümü ver. Ne oldu? Hallettik abicim, hallettik. Malı sattık. Budur be, helal olsun. Helal olsun be, erkeğe bak be. Gördün mü abicim, gördün mü? Kadınların dilinden anlamak nasıl işe yarıyor ya? 5000 metrekare mal sattık abicim. Ondan işte. İyi, güzel. Nasıl becerdin? İki güzel söz, iki Sinan Özen bakışı... ...romantik bir senin ağzını yerim ben ifadesi tamamdır abicim. Selami, senin gibi bir light erkekle gurur duyuyorum yani. Kedi olalı bir fare yakaladın sonunda. Evet ama ben bir daha yokum böyle işlerde abicim. Kadının elinden zor kurtuldum ya. Öldürüyordu beni kadın vallahi. İyi akşamlar. Merhaba. Benim elimden bu kadar kolay kurtulacağını zannetmiyorsun değil mi Selami abi? Neriman Hanım! Neriman Hanım! Bana ettiğin onca sözden sonra hala hanım mı diyorsun Selami? Ama Neriman Hanım... Bir dakika. O güzel sözler beni gerçekten çok etkiledi Selami. Ve bu gecenin böyle bitmeyeceğine karar verdim. Ama Haluk... Buyurun Haluk Bey. Şimdi ayıklayın pirincin taşını. Gel. Ben şimdi sana şöyle bir güzel çay yaparım. Ayaklarını uzatır, azıcık dinlenirsin. Yolculuk yorgunluğunu atarsın. Selami de şaşıracak şimdi. Ben sana mecburum. Bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Selami! Nasıl olur ya? Gördüğünüz gibi burada çok büyük bir sürpriz vardı. Biz de bunu size nasıl söyleyeceğiz diye böyle düşünüp duruyorduk ki iyi ki geldiniz. Selami'nin ikiz kardeşi İlhami. Selami'nin ikizi mi? Saçmalamayın, Selami'nin ikizi falan yok. Evet. Evet ben. Ben İlhami. Ne haber yenge? Ben şimdi anlarım Selami'mi, İlhami'mi. Selami! Selami, işte buyurun. Peki bu kim? Ha? Bu kim? Bilmiyorum, ben de İlhami zannettim. Beni de kandırdın. Kızım açar mısın kapıyı? Açayım.
Ne yapsak söyleyecek bir şey buluyorsunuz ha? Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, gel. Gel Selami, gel. Hayatım ya, o ya. Gelir misin lütfen? Ama lütfen artık bunu da... Göster. O ne oğlum? Noter kağıdı abicim. Selami mal varlığının tamamını üzerime yaptı. Artık bizde eşit mal paylaşımı diye bir şey yok. Yani dün akşamdan sonra. Neriman Hanım da imzalamazsam malları almayacağını söyledi abicim. Yani artık her şey senin üzerine mi? Bilemiyorum yani. Hepsi senin yüzünden oldu abicim.